Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Aralık ayının ikinci videosuyla karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Hani her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Bunu siz bilmezsiniz Allah bilir diyor ya. İnşallah bizim bilmediğimiz çok fazla hayır vardır da böyle olur. Mesela kanalımız açısından ben sevinçliyim. Çünkü abone sayısı artmış oldu. Ama keşke Fenerbahçe kazansaydı abone sayısı düşseydi diyorum. Şimdi size bir soru sorarak başlayacağım videoya. Sizce Hangisine sunulan kadro en iyisiydi? Hangisine sunulan kadro en kötüsüydü? İsmail Kartal Jorge Jesus Vitor Pereira Ersun Yanal Hani son dönemde 4 teknik direktör olduğu için Bunları soruyorum. Sizce en iyi kadro hangisine verildi? En kötü kadro hangisine verildi? Açıkçası bana sorarsanız en kötü kadro Ersun Yanal'a verildi. En iyi kadroda tartışmasız İsmail Kartal'a verildi. Hatta şöyle söyleyeyim. Ersun Yanal'a bu kadro kurulsaydı hala Ersun Yanal'la tek devam ediyorduk. Hani 5. yıldızı 6. eklediydik. 7. kovalıyorduk diyebilirim. Takim kurulundan Ali Koç'a kötü haber. Takim kurulu Sportmen'in aykırı hareketi, hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının onanmasını kararlaştırmış. Toplamda 350 bin lira civarında bir para cezası. Yalnız ben e, merak ediyorum Ali Koç'un İsmail Kartal hakkındaki düşüncelerini. Ya benim de çeşitli görüşlerim var da. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi diyelim. Normalde galip geldiğimiz maçlardan sonra bunu yapıyorum ama mağlup geldiğimizde de merak ettim. Nörsland karşılaşmasından sonra yapılan yorumlar ne şekildeymiş. Uğur Meleke. Türk futbolu için çok tatsız bir perşembe gecesini geride bıraktık maalesef. Normal şartlarda takım kaliteleri tartıya çıkardığında Fenerbahçe'nin grubu lider. Beşiktaş'ın da en azından ikinci bitirmeleri gerekirdi. Ancak maalesef Beşiktaş erken veda etti. Fenerbahçe'nin liderlik için ipler artık kendi elinde değil. 15 gün sonra Kadıköy'de tırnava yenip Brudogorets Nörçland maçına kulak kabartacak temsilcimiz diyor. 6'yı Altıyı... 6'ya açıklamalı. Yani ya 6'yı ya açıklamalı 6'yı ya da çözüm bulmalı. Gürcan Bilgiç. Bir takımın dengeleri bu kadar mı bozulur? Maçı anlatmaya bir soruyla girmek de anlamsız aslında. Sakatlar bir tarafa UEFA listesine yazılmayanlar. Samet, Emre Mor, Mert Müldür, Bartu diğer tarafa. İsmail Kartal sahaya 11 kişi çıkartacak ama kimi nerede oynatacak? İşte en büyük hata burada oldu. Orta sahanın en iyisi İsmail Stopper'e geldi hem defansı kaybetti hem merkezi. Tadic forvet arkasına geldi. Şimanski 8 numaraya. Şimanski 8 falan değildi. de. Şimanski de 10'du açık söyleyeyim. Böylece hücum etkinliğindeki ezberlerinde sekteye Orada Ön taraf kararsız kaldı. İsmail Kartal kenardan gelenlerin neden bu kadar kötü, umarsız, formsuz veya duygusuz olduğunu ya açıklamalı ya da çözüm bulmalı. Bakın bir kez daha söylüyorum. Yani İsmail Kartal kenardan gelenlerin niye bu kadar kötü, umarsız, formsuz veya duygusuz olduğunu ya açıklamalı ya da çözüm bulmalı. Kadrosuna bu kadar uzak beklentilerini hesaplayamayan bir teknik adam olmaz diyor. Ha İsmail Kartal'ın şu cümlelerini artık duymak istemiyorum. Benim oyuncularla iletişimim çok iyi. Hepsiyle birebir görüşüyorum. Konuşuyorum. Lan neye yarar? Bizim arkadaş da Türkiye birincisi olduğunu iddia ediyordu sınıfının. Ama denemede Türkiye birincisini geçtim. Okul birincisi bile olamayan sınıf oluyor yani. Ercan Güven Avrupa'dan mağlul emekli grup bilincini cami avlusuna terk edilen bebek gibi Kuzey Avrupa'nın buzlu suğunu içimlerine bırakıp gruptan çıkmayı bile son maçla averaj hesaplarına teslim eden Fenerbahçe'nin derdi neydi? Önce adını koyalım. Fenerbahçe takımı bir aydır eksik değil yarım. Hem de kayıp yarım. Üstten kaymaklı kısım koştuğu her parkurda önde olacak 11'ini ortopediste yatağa veya tribün koltuğuna göndermiş bir takım sportif geri kayma yaşanacak. Bazı şeyler kaybedilecekti tabi. Lakin bu kadar farkın ve rezaletin sebebi Fenerbahçe'nin eksiklerini bilip ona göre oynamak yerine sahaya 11 kişi çıkıyoruz ya demesi. Birkaç tanesi kopya gibi gollerle 6-1 yenilen Fenerbahçe şimdilik sadece Avrupa'dan mağlulüne emekli diyor. Şunu söyleyeceğim. Hani aptal olan aptal bile bir hatayı bir kere yapar. 6 tane birbirinin aynısı gol yiyorsan sağ kenarında insanların sana diyeceği laf düzgün olmaz. Şimdi ben bunları söyledim diye Fenerbahçe düşmanı ilan edecekler etsinler. Ben kimin ne mal olduğunu çok çok iyi biliyorum. Yani ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Ee, Musa Sov yakın arkadaşına aman Ertuğrul karanlığa e, tedavi olma sakat kalırsın diyorsa sen bu Ertuğrul karanlığı Fenerbahçe'nin başına getiriyorsan hiç kusura bakma en karanlık adam sensin. Gerçi Ali Koç'a göre Fenerbahçe sağlık heyeti ekteki gibi gerçi de bir şey diyemiyorum. Ya demek istiyorum ama diyemiyorum. Bakın Twitter'da da söyledim. Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şöyle bir tablo. Ve ben şunu söyleyeyim bak. Şu tabloyu eleştiren kişileri kutluyorum. Tabii küfürsüz, iftirasız, yapıcı eleştiri yapanları kutluyorum. Şu tabloya eleştiri getirenleri Fenerbahçe düşmanı ilan edenlerin de asıl Fenerbahçe düşmanları olduğunu herkes anlasın. Fenerbahçe şunu yaşamaz. 11 oyuncusu uçak kazasında ölse geberse yine yaşaması, yaşıyorsa ve eleştirmek yerine susuyorsanız kesinlikle sizlerde Fenerbahçeli olamazsınız. Onu da söyleyeyim. Engin e 37 milyon de euro değer olan Danimarka ekibinden 6'yı yiyen yani 250 milyon euroluk tarihin en iyi Fenerbahçesini izledik bu maçta diyor. Saha dışına değil, saha içine odaklanma vakti gelmiştir umarım. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli olmamalı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu maçlarına şahit olmak her vatandaşın yüreğini açıtmıştır gerçeklere dönme zamanı diyor. 250 milyon euro abartı da neyse. Emre Bol ne olursa olsun ne kadar eksik olsa Fenerbahçe bu hale düşmez. Bazı oyuncular buranın kıymetini bilemiyor. Hak ettiklerini yaşamalılar. Skor hakikaten büyük rezalet. Fenerbahçe gruptan çıkar elbet. Lakin bu kara leke çıkmaz. İsmail Hoca'nın son 5 maçta bir galibiyet almanın sorgulanmasını yapması gerekiyor. Ömer Üründül tarihi bir yenilgi. Fenerbahçe bu maçta Danimarka'da sergilediği çok kötü bir futbola tarihi bir yenilgi yaşadı. Gruptan çıkma şansı da artık kendi elinde değil. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçıyla başlayan geriye gidiş artık tavan yapmış durumda. Nürnland karşısında sadece ilk yarıda 35-45 arası 10 dakikalık bir bölümde biraz Fenerbahçe'yi görebildim. Onun dışında ise işte tam bir felaket senaryosu. İlker Yağcıoğlu böyle mağlup olamazsın. Yani skor olarak da oyun olarak da her kırıklığı yaşattı. Sakatlıklar hepimizin malumu. Buna bir de fazla forma şansı bulamayan oyuncularla da maça başlayınca sahadaki takımı açıkçası tanıyamadım. Ne savunma yapabildik ne hücum. İşin acı tarafı hiç mücadele edemedik. Kaybedebilirsin ama bu kadar dağınık mücadele etmeden mağlup olamazsın. İsmail Kartal da dahil bütün oyuncular Fenerbahçe taraftarının öfkesine hazır olsun diyor. Yani öfke, küfür, patlama. Açık bunlar eğer bir şey söyleyeceğim. Hani bunlar olmuyorsa daha büyük sıkıntıdır. Onu da söyleyeyim. Bak Fenerbahçe'nin patinaj haftaları. Yani haberin başlığı bu şekilde. Sezona 19 maçlık aralıksız galibiyet serisiyle başladı Fenerbahçe. Ancak son dönemde hayal kırıklığı. Son 5 maçında sadece 4 puan alabildi. Adeta buhrana girdi. 19 maçlık galibiyet serisinde ardından Trabzonspor maçında duraklama dönemine girdi. Ludo eskide de takıldı. Üst üste de ikinci mağlubiyetini almış oldu. Yani Şimdi takımda aynı anda sakatlanan Ciko, Bekao, Fred, Serdar Aziz gibi isimlerin sakatlanmasını İsmail Kartal'ın eline zorlaştırırken Sarı takım Galatasaray ile girdiği zirve yarışında bir yara da Adana Demirspor Depresmanı'nda aldı diyor. Bence Adana Demirspor deplasmanı yara değil. Fenerbahçe iyi bir şey aldı ama yani ne kadar kullanabildi? O da sizlerin malumu. Eksik Fenerbahçe evinde kazandı. Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Kötü gidişe en azından bir dur demişti. Fakat Danimarka'da tokat yedi. Şimdi eksik gittiği Danimarka'dan Öçland'a 6-1 mağlup oldu. Bir yenilgi aldı. Ne kadar da savunmada eksiklik bulunsa da Edin Ceko, Dusan Tadic, İrfan Can, Şimaz gibi yıldızların hem fiziksel hem de skor üretmekte zorlanması takımı da onun da bir hayli etkiledi. Fenerbahçe 4 Aralık pazartesi günü Sivas Spor'la oynayacak. ve bu maçta Fenerbahçe'nin sahaya yüreğini koyması bekleniliyor. O, oynayacak mı bilemeyeceğim. Şimdi son 5 maça bakıyorsun. Trabzon'a yenilmişsin. Ludogoreski'ye yenilmişsin. Adana Demir'le beraberim. Kara 2-1 yenmişsin ama hiç kimse bir şey anlamamış. da 6-1 yenilmişsin. Ben Trabzonspor maçı için şunu söyleyeyim. Allah o hakemin yatacak yerini bozsun. Yani kaybettirdiği şeyler bir bir fitil fitil çıksın. Şimaski'ye 45 artta yapılanı penaltı verse skor 1-1 olsa ya en kötü ihtimal söylüyorum. O maç berabere bitse. En kötü ihtimal. Fenerbahçe yani Fenerbahçe'de Trabzon'da geriye çekilse maç 1-1 bitse. En kötü ihtimal. Fenerbahçe yine Rudo Goreski'de mağlup olmazdı orada. En azından doğru dürüst bir kadro çıkardı. Adana Demirspor maçında verilmeyen kırmızı kartlar. Yani çalınan 2 puan. Bence Trabzonspor maçında tatış matış diye ağlıyorlar, zırlıyorlar o sahayı tatış ama o sahinin eğer sarı kartsa 10 faul yapan kişinin de 2 tane sarı kart alması lazım gerçeğini onlar da biliyorlar. Tatiçin penaltı değil. Biz de zaten aynısını diyoruz ama Şimanski'ye yapılan net penaltıydı. Ve bir hareket daha var. Neyse Karan 2-1 yendi. Eğer Fenerbahçe buradan dediğim yarasız bir şekilde çıksaydı Nörçland'a bu kadar mağlup olmazdı. Peki Danimarka'da ne yaşandı? İrfancan kahveci için açıklama. Şimdi Nörçland başının sonunda İrfan Can kahveci tribünlerin önüne geliyor. Bir tartışma yaşıyor. Tart, e, tartışma öyle hiç hoş değil. Patrol Tupanak menajerinden açıklama geldi. Konferans ligindeki yenilginin ardından yapılan açıklama şu şekilde. Ya Sabuncu onunla konuşmuş. İrfancan temsilcinin temsilcisi. İrfancan kahvecinin temsilcisi pardon. Maç başından beri ısınmalar dahil Nörsan tribünde bulunan bir Türk taraftar İrfan Can'a ve ailesine küfür ediyor. İrfan da oraya giderken oyuna girerken maç sonu görüşürüz diyor. Maç sonunda tribündeki o arkadaş küfürlerine ve tarihlerine devam ediyor. İrfan da tribüne doğru gidiyor. Orası Fenerbahçe tribünü değil ancak Danimarka'da yaşayan Türklerinde bulunduğu bir blok demiş. Video hepiniz izlemişsinizdir. Fener ağlama diyor orada arkadaş. O kadar vatansız ki arkadaş. O kadar yani vatansız, milletsiz ki şu cümleleri kurabiliyor. Ya ben e, Avrupa'da yaşamadım hiç. Ama şunu çok iyi biliyorum. Fener mi yenildi? Dalga geçiyorlar. Ya da Beşiktaş mı yenildi? Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan dalga geçiyorlar. Yani geçiyorlar, bunu yapıyorlar. Sebebi de çok belli. Türk takımı diyorlar. ya Galatasaray yeni, yenilince yapmıyorlarmış. Dalga geçmiyorlarmış. Aa, Fenerbahçe Beşiktaş yenildiği zaman dalga geçiyorlar diyor. Kime sorsak aynısı. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Asgari ücretle çalışan, gecesini gündüzüne katan, haftada belki sadece pazar günü dinlenen kişiler futbolcuların dinlenmesi gerektiğini savunuyor. Ya, o da beni ayar ediyor. Ya, çok özür dilerim bu tabiri kullandığım için ama eşek gibi oynayacaklar. Eşek gibi milyonlarca para kazanıyorlar. Milyonlarca lira para kazanıyorlar. Yaptıkları ne? Senin benim halı sahaya gidip para verdiğimiz şeyi yapmak başka hiçbir şey değil. Ya eşek gibi oynayacaklar. Bir maç dinlensin, iki maç dinlensin. İsmail Kartal'ın rotasyon merakı da ayrı bir komediydi. En azından Jesus bunu yapıyordu. Rotasyonu yapıyordu yapmasına ancak yani rotasyon yaptığı oyuncular işe yarıyordu. Çünkü yedektekiler de iyi hazırlanıyordu aslardan. Ferdi, Fred, Tadi, Çimanski, İsmail, Ciku, Bekao. Hani mümkün olan her maçta bunlar oynatıldı biliyor musunuz? Ve şu anda Sadece Fred, Ferdi, Ciko, BK olmayan maçta 6'yı yiyen bir takıma dönüştü. Bunun toparlaması da çok zor ha. Ya Sivas'a fark atacaksın ki imkanı yok. Ya Sivas'ı yeneceksin bu kafayla zor. Yani ya da Sivas e, ligden falan çekilecek, hükmen galip geleceksin. Başka çaren yok bu havayı dağıtmak için. Şimdi Eksiklerde, sakatlarda son durum nedir? Nörsland maçında birçok futbolcudan yoksun gidildi. Kabul. Ve futbolcular forma giyecekleri günü bekliyor. Şimdi Ferdi Kadıoğlu bir taraftan yeni sakatlanan isim. Karabümrük maçında baldırına darbe alsa 90 dakikayı bir şekilde tamamlamıştır. Risk edilmeye kadar Danimarka'ya götürülmedi. Sivas Spor maçında 11'de yerini bekliyoruz açıkçası. Ben ne zaman e, şey yapar bilmiyorum ama maçında inşallah. Pendik maçında sakatlanan kasığında yırtık olan Fred bazı idmanların ilk bölümünde takımla birlikte çalışmıştı. Adana Demirspor maçından önce bir merak çıktı bizimkilere. Bizim e, teknik heyete, idari heyete. Aman dediler Fred'i bir deneyelim mi ya? Olmuş mu acaba? Ya, olmuş mu diye Fred'i denedik arkadaşlar. Bilin yani bunu. Sonrasında da malum. Gerçekten malum sonrasında. Şimdi Pazartesi günü Sivas maçının kadrosuna kesin olmasını bekliyoruz. Teknik ekip e, Beşiktaş derbisinde 11'de sahaya sürmekte istiyor. Ciko, Mert Hakan'ın da Sivas karşısında oynaması zor diyor. Zayt bu karşılaşmaya yetişebilir. Tedavileri devam eden Bekao, Serdar Azin'de takıma ne zaman dönecekleri şu an belli değil diyor. Zayt'sı hiç anlamıyorum. Lan ne oynadığında neyin sakatlığı. Mert Hakan'ı hiç anlamıyorum. Lan yani ben bir şey söyleyeyim. Mert Hakan'ın yerinde olsam derim ki arkadaş bana şu aidatımı şey vermeyin ya. Şu aylıklarımı vermeyin. Ben topun tesini oynamadım. Takımı yalnız bıraktım. Yani bak şaka gibi bir takım. Yemin ediyorum. Hani benim bir tabirim var. Ali Baba'nın at çiftliği diye. Ya bu kadar at çiftliği. Bak bir sürü eksiğim var. Gerçekten bak bir sürü eksiğim var. Artı suni içimde oynuyorsun. Artı soğukta oynuyorsun. Artı sen sakatlıkları zaten e, sakat vermere kuru kırmışsın. Dediğim gibi üçlü savunma oyuna bak. Crespo'yu ortaya dik. Solunda Osterwolde. Sağında Yusuf Akçiçek. Üçlü savunma attım. Sol kanada kenti koy. Ryan kenti git geldi. Yapacağın şey sadece bu. O saydı sağ kanada koy. Git geldi. Yapacağın şey sadece bu. Orta ikiliye İsmail Crespo koy. Bak 3-4 hücum attı. Yine Cengiz oynat. Bak. Oynatma demiyorum. <laughs> Cengiz oynat. Yanında Playmaker. Tadici yine oynat. Ya da Şimanski'yi oynat. Corvette, bat, şu Batşuay'ı oynat. 3-4-3. Al sana B planı. Hayır milli arada siz ne çalıştınız? PlayStation mı mi oynadınız milli arada? Ya yani İsmail Kartal'ın ben burada hep savunurken şunu söyledim. İsmail Kartal'ın en önemli özelliği rakip analizlerini çok iyi yapıyor. Rakip analizini iyi yaparsan e, ve bunu sahaya yansıtabilirsen şampiyonluk sana koşar adımlarla gelir dedim. Ne rakip analizi var. Yani rakip analizi yok. Dubai yok. Bir şeyim yok yani. Oraya dikilmişler. Yani bizi civata sandılar herhalde. Dubai yok. Yani inanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Hiçbir şey yok. Yani bizim illa amcamızın bir yerin İlçe başkanı falan olması lazım. Bakacağız mı demek lazım yani. Neye bakacağız? Vallahi şaka gibi. Dediğim gibi şaka gibi arkadaşlar. Şimdi izahı olmayan şeylerin mizahı olur. En güzel komediler de buradan çıkar. Maalesef komediye dönüştük ya. Ya benim yıllar önce çektiğim bir video var. Beşiktaş'a diyorum ki siz bizden gerizekalsınız. Bizimkiler de sizden gerizekalı diyorum. Sosyal medyaya bakıyorum. Her yerde ben kendi videomu görüyorum. Hakikaten öyle. Beşiktaş bizden geri zekalı. Bizimkiler Beşiktaş'tan geri zekalı. Yani ikisi de birbirinden beyinsiz. O diyor ki hayır diyor ben daha beyinsizim diyor. Öbürü diyor ki ben daha beyinsizim diyor. Ha Galatasaray'da az geri zekalı değil ama işti rast gidiyor. Manchester'a karşısında 2-0 geride kaleci diyor ki at. Getir diyor. Onana diyor ki o nana na, at şu yana vur bir tane ya. Onana sayesinde 3-3 Ha. Alsın. Keşke Beşiktaş'ta yenseydi. Tek Fenerbahçe'yi kaybetseydi. Ülke puanı kazansaydı. O ayrı mesele. Ama heriflerdeki bal süper. İnanın süper. Lan, serbest vuruş kullanıyor. Kaleci'nin tutacağı top alıyor bacağına çarptırıp gol yiyor. Ya, dün Fenerbahçe'nin maçını düşünün. Skor 2-0. 2-1 oldu. Daha 2-0'dan önce de bir tane Cengiz'in şeyi var. Kaçırdığı bir sıfırken. Mesela Kaleci'nin bacak arasında yediğini düşün. 1-1. Bizimkini bir şekilde at, atlattığımızı düşünün yemediğimizi. Bak şu aynı iki. 2-1. Şimanski'nin ki el değil de kafayla gol oldu. 3-1 öndesin. Çektin otobüsü kalenin ağzına. 3-1 kazandır. Adın kazandı olacak. İşte bak Galatasaray olsaydı böyle kazanırdı. Ha, Fenerbahçe'de o bal, o şans yok. Yok, yok. Abi. Fenerbahçe Ocak ayında 4 transfer düşünüyormuş. Şimdi 4 transfer düşünüyorsan 4 tane de kadro dışı düşünmen lazım. Açık söyleyeyim. Yani ben e, ee, ilk defa bu kadar ağır bir cümle kuracağım. Gerçekten çok ağır bir cümle kuracağım. Serdar Aziz benim yaptığım katkının çeyreğini yapmıyor. Bir kere açık söyleyeyim Serdar Aziz de yolların ayrılması şart oldu şart. Yapmış olduğu hiçbir şey yok. İkincisi Mert Hakan Yandaş. Yapmış olduğu hiçbir katkı yok. Mert Hakan var diye de oraya rotasyon oyuncusu almıyor. Üçüncüsü Zayt. Dördüncüsü Crespo. Madem Bartu Elmaz'a para verdin aldın. O zaman Bartu Elmaz oynat. O zaman Bartu Elmaz oynat ya. Madem güveniyorsun çocuğa. Bu parayı verdin aldın. O zaman oynat. Bu arada bil, yani muhtemelen bilmiyorsunuzdur arkadaşlar. Bartu Elmaz'ın kaç alındığını biliyor musunuz? 1 milyon 400 bin euroya alındığı yazıyor. Transfer Market'ta. Ve Marsilya sonraki satıştan da %20 pay alacak diyor. 1 milyon 400 bin euro verdin mi? 26 dakika oynatmışsın sadece hazırlık maçları hariç. 20 yaşında bir çocuk. Madem üstüne düştün. Madem bu riski göz aldın. O zaman Crespo'ya da yolu yakınken gönder. Bak dördünü gönder. Serdar Aziz, Mert Hakan, Crespo, Zayt. Samet Akaydın. Taraftar Samet Akaydın'a takmış durumda. Samet'i de gönder eğer para ediyorsa. Ha, Şua'yı. Batu gönder. Çünkü İsmail Kartal'la kaldığı müddetçe Batshuayi geri gidecek ve boşu boşuna para vereceğiz. Ya çocuk oynuyor. Çocuk gayet iyi oynuyor. Gol atmış, bir tane atmış, sayılmamış. Yani elinden gelen yapıyor. Tabela bir kalkıyor. Ceko oyuna giriyor 37 yaşındaki Ceko Batshuayi oyundan çıkıyor. Şimdi Batşuay olsanız çok özür dilerim ama dersiniz ki olan bu teknik direktöründe hiçbir şeyden anladığı yok. Ben açık söyleyeyim. Hangisi para ediyorsa gönderelim, satalım. En azından şimdi para ediyorken satalım. Çünkü bu kafayla Batshuayi yazın hiçbir şey yapamayız. Sizin her rezillikte hocaya saldırmanız ne komik diyor bir arkadaş. Ali Koç'tan mı korkuyorsunuz? Bütün sorumluluk onun diyor. Bak eğriye eğri konuşalım doğruya doğru konuşalım. Cengiz de Cengiz, Cengiz de Cengiz, Cengiz de Cengiz. Dedi İsmail Kartal al sana Cengiz. 15 milyon euro verildi. Tarihin en büyük kazığı olmaya doğru gidiyor. Yani tarihin büyük hazı olmaya doğru Keşke Cengiz alacağımıza Nicolas Dominguez alsaydık orta sahaya. Fred, Nicolas Dominguez, İsmail, Şimanski. İnanın eğer bu dörtlüyü kursaydın Bartu Elmaz da bunlara uyardı. 5, Mert Hakan, Zayt'sa. Ben Zayt'tan gerisi uzatmazdık. Mert Hakan da bunlara uyardı. Crespo da bunlara uyardı. Şahane bir orta dörtlüğümüz olurdu. Dönüşümlü dönüşümlü oynarlardı. Keşke Cengiz'in. Sağda İrfancan, İrfancan'ın yedekliğinde Kent falan yapardı artık. Yapacak bir şey yok. O sahi Kent, Ferdi bir oynayabilir orada. Keşke Cengiz'den giren girmeseydi. O ayrı mesele. Şimdi kadro dışı kararı çıkmayacak arkadaşlar. Hiç kimse kadro dışı kalmayacak. Ancak bunlar gizli kadro dışı ve bunlar her türlü şeyi transfer teklifini açıklar. Şimdi e etkileşimle para kazanan taraftarlardan şuradan buradan değiliz biz. Biz Fenerbahçe için elimizden gelen yapıyoruz. Hocam senin Fenerbahçe'ye katkın nedir? Benim Fenerbahçe'ye katkım Mert Hakan'dan falan fazla ha. Ben ayda en az 5000 liralık Feneriyum'dan harcama yapıyorum arkadaşlar. Bak bu gösterebilirim yani sıkıntı değil. Her ay. E, i̇nanılır gibi değil. Elimden gelince katkıda bulunmaya çalışıyorum. Benim kadar Fenerbahçe'li olsalar keşke. Şimdi neyse biz haberimizi bitirelim de. Fenerbahçe'nin Ocak planı belli olmuş. Stopere yerli oyuncu orta sahaya ve forvete takviye yapılacak. İşte o isimler diyor haberde. Şimdi 4 oyuncu gelecekse en az 4 oyuncu gidecektir. Zaten gidecek oyuncuları saydık. Simeone ile görüşecek Çağlar soyuncu. 1. Ön libero'ya Rade Kronik. 2. Atletico Madrid atleti Boğaz'da forma şansı bulamayan Simeone, Simeone ile görüşülecek. kurun de ısrar ediliyor. Sezon başına gelmek istedi. Devre arasında ayrılmak istiyor. 3-4 milyon euro'luk bir bütçe üstüne çıkamayacak. Edin Dzeko da iknaya çalışacak. Son zamanlarda birçok futbolcu Fenerbahçe tarafından takip ediliyor. İki yıldız futbolcu daha tarafta taraftarı heyecanlandırdı. Timo Werner ve Jota isimleri. Şimdi Timo Werner arkadaşımız öyle basit bir arkadaşımız değil. Herkesin sündüğü, herkesin üstüne düştüğü bir isim. Bu Jota aslında var ya tam bizlik bir oyuncu. Kanat oyuncusu falan. Ben şeyi çok merak ettim. Jadon Sancho'yu. Niye merak ettim? Manchester United gibi bir takım Jadon Sancho gibi 23 yaşında bir yeteneği oynatmıyor. Kadro dışı bırakıyor. 85 milyon euroya 2 yıl önce almış. Kadro dışı bırakıyor. Ali Koç azıcık kafan, zihnin, beynin çalışsa mesela Sancho'yu bir şekilde bağlarsın. sağlara bağlarsın. Kurun içi bağlarsın. 3. Werner'le falan olacak iş değil. Jota'yla Mota'yla olacak iş değil. Bir tane de stoper çekersin oraya. Ya Timo Werner'e hem de şunu da söyleyeyim. Bizim dışımızda zaten bir sürü takım var isteyen. Bize koklatmazlar. Jota'ya da bir sürü teklif var. Tottenham falan devrede diyorlar ama bu kadar oynamayan futbolcuya Premier Lig ekber kolay kolay talip olmaz. E onu da bilmenizi isterim. Kendilerini gösteremediler. Transferde de neler olacak diyor. Ben her geçen sezon Leipzig'de 40 maçta 16 gol, 6 asistten oynadı. Bu sezon ise gözden düştü. 13 maçta 370 dakika sahada kaldı, 2 gol, 1 asist. Celtic'de oynadığı dönemde falan filan diyor. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag'ın bir büyük Fenerbahçeliliği var. Yani Göstermiş olduğu çok büyük bir Fenerbahçelik var. Nedir o? Altay Bayındır'ı satın alması. Yani açık söyleyeyim Altay Bayındır, Livakovic almamıza rağmen kadroda kalabilecek bir isimdi. Yani e, kalabilecek bir isimdi ama hani işi rast gelsin Erik Tenhak'ın Altay Bayındır'ı gitti Fenerbahçe'den satın aldı. Ne kadar aldı biliyor musunuz? ne kadar aldığını biliyor musunuz arkadaşlar? 5 milyon euro. Artı sonraki satıştan %20 pay alacağız. 10 milyon euroyu geçerse de 1 milyon euro daha pay alacağız. 5 milyon euro mesela. Kimse de 5 milyon euro verip almazdı. i̇nşallah ona ana sakatlanır iyice de onun yerine 6 ay oynar. İyi bir performans gösterip oradan kurtulur. Hani benim demek istediğim şey bu arkadaşlar. Benim demek istediğim şey tam olarak bu. Ha bana sorarsanız Ali Koç becerebilir mi? Beceremez. Ama Sancho 1, Çağlar 2, Kurunic 3. Bu üçünü becerip Serdar Aziz'den, Mert Hakan'dan, Zaystan Crespo'dan Gerçi Zahistan Crespo'dan çıkıyorsa bir isim daha bulması lazım oraya. Hadi şöyle diyeyim. Serdar Aziz 1, Mert Hakan 2, Zayt 3, bir de kanatta Joshua King ya da Kent'ten biri. Ki bence King'in olması daha mantıklı. Arkadaşlar Joshua King hocam sonradan oyuna giriyor. Gol mol atıyor. Etkili bir kanat falan filan demeyin. Ee, tam lazım olduğu zaman sakatlanan futbolculara hayır gelmez. Ya da Ryan Kent'ten birini gönderip üçünü gönderip ya da dördünü gönderip bu üçünü transfer etse bence Fenerbahçe çağ atlar. Tabii işi oraya kadar götürüp hala havlu atmayacak şekilde belki lider şekilde oraya götürürsen devre arasına bu transferler için bence hala şansım var. Konferans liginde final bekliyoruz hocam, kupa bekliyoruz hocam, biz yenilmeyiz, bizi kimse yenemez falan diyen arkadaşlara ne diyordum? Ayağınız yere sağlam basın. Şimdi ayağınız yine söylüyorum. Ayağınız yere sağlam basın. Bu sadece Fenerbahçe için değil. Bugün Galatasaray'ı övüyorsunuz. Fenerbahçe taraftar ne zaman Galatasaray'ı övse Galatasaray puan kaybediyor. Ya da ciddi sakatlıklar yaşıyor. Fenerbahçe taraftarı çok ciddi bir şekilde övmeye başladı Galatasaray'ı. Haberiniz olsun. Başlarına geleceklerden dolayı da şimdi de hepsine geçmiş olsun. Ya da geçmiş olsun falan demiyorum. Ee, Allah daha beterini versin diyeyim. Bize yaşattığınızı yaşayın diyeyim. Neyse ben fazla da şey yapmayayım. Aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir istifa kararı, kovma kararı, şu bu yok. Muhtemelen gün içinde yani bugün içinde ben bu videoyu e, Cuma günü çekiyorum tabi. <laughs> Saatim 18.35 ama kaçta siz e, yayınlanır bilemeyeceğim. Hani gün içinde çeşitli toplantılar yapılmıştır, görüşmeler yapılmıştır. Hani buradan bizi nasıl kurtaracağım falan diye e, konuşulmuştur. Sivas maçında zaten birçok blok cezalı. Şöyle bir şey var. Derbide cezalı duruma düştüler. Sivas maçında da zaten devredilmişti. Şimdi onlar da gitmiş oldu. Şimdi gerçek hak sahipleri falan filan olacak. Durumlar bunlar arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Videonun başında sorduğum soruyu bir kez daha tekrardan sorayım. Sizce hangisine sunulan kadro en iyisi, hangisine kurulan kadro en kötüsü? İsmail Kartal, Jorge Jesus, Vitor Pereira ve Ersun Yanal. Görüşmek üzere.